Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala men arsalahu rahmeten lil alemin. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ve men tebi'ahum bi ihsanin ila yevmiddin. Geçen hafta hatırımda kaldığına göre cuma namazını kılmıştık. Zuhri ahiri kılmadan kaçmıştık. Çok insanın camiden yaptığı gibi. Onlar sünneti de kılmadan kaçıyorlar. Ama biz sünneti kılmıştık, zuhur ahirde kalmıştık, hatırımda kaldığına göre. O noktadan başlayalım, inşallah yolumuza devam edelim. Nitekim sorularda da bunu ifade eden sorular var idi. Kelimenin kendisinden evvela başlayalım. Zuhur ahir, son öğle namazı demek. Son öğle demek. Zuhur öğle demek. Ahir son demek. Son öğle namazı demek. Pekala, bu namaz nereden çıktı? Bunun cuma ile bağlantısı var mı? Esasen cuma namazı şöyle. 4 rekat ilk sünnet. 2 rekat cumanın farzı. 4 rekat cumanın son sünneti. Cuma burada bitmiştir. Esasen cuma 4-2-4 şeklinde nedir? 10 rekatlı sünnetiyle, farzıyla eda edilen, hutbesiyle eda edilen bir namazdır. Tamam. Ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz devrinde daima bir beldede hep bir cuma kılınmıştır. Yani Medine'deki insanlar biliyorsunuz nerede bir araya gelirlerdi? Mescid-i Nebi'de bir araya gelirlerdi. Cuma namazı orada kılınırdı. Dolayısıyla bir beldede farklı yerlerde cuma namazı kılınmazdı. Elbette o yıllarda bir de şehirler, beldeler büyük değildi. Medine-i Münevvere İstanbul'a göre düşünürseniz bir avuç yeridi. İnsanlar gelirlerdi. Hatta Beni Seleme yurdunda olanlar biraz daha mesafelice yaklaşık 5 kilometre civarında, 5-6 kilometre civarında ya Resulallah, köyümüz, beldemiz hani merkeze bağlı yakın köy gibi uzakça Medine'ye cemaat için daha yakına taşınalım mı diye Peygamber Efendimiz söylediklerinde Peygamber Efendimiz gelmenin ecrini de gündeme getirerek taşınmaya ihtiyaç olmadığını dile getirmişti. Giderek zaman içerisinde şehirler büyümeye başladı. Ama bu sıkıntı ilk defa ne zaman kendisini gösterdi? Nehrin kenarında, Fırat'ın kenarında, iki kenarında şehir büyümeye başladığı andan itibaren kendisini gösterdi. Şehrin doğu tarafında, aynı şekilde Dicle'de de var. Şehrin doğu tarafında şehir, batı tarafında şehirler büyümeye başladı. Doğu tarafında kurulan şehir kendi bünyesinde cuma namazı kılar hale geldi. Batı tarafında da. Hal böyle olunca ilk defa tartışma bir beldede birden fazla yerde cuma namazı kılınır mı? İlk defa soru bu şekilde mi gündeme gelmiştir? İlim ehli tarafından evet, yani bu belde ahalisi yeteri kadar kalabalık, yeteri kadar müstakil, üstelik birisi nehrin bir yakasında, diğeri öbür yakasında, dolayısıyla kılınır, kılınabilir. Daha sonra hadise bir yerde, nehir bölmese de, şu olmasa da, cemaati de kalabalık olsa birden fazla yerde cuma namazı kılınır mı? Bu kanaat ikiye ayrılmışlardır. İlk önce bir anlayalım. İkiye ayrılmışlardır. Bir kısmı denilir ki evet, yani imam var, yeteri kadar cemaat varsa cuma şartlarına tutuyor ise o belde yerleşim beldesidir. Bir yerden fazla yerde de cuma namazı kılınır. Bir kısım alim diyorlar ki hayır, Allah Resulü'nden bugüne kadar kılınmadı. Bir beldede cuma namazı tek yerde kılınır. Tamam, bir yerde birden fazla cuma namazı kılınır diyenlerin işi kolay. Tamam, onlar cumayı kılıyorlar. Cumamız da sahih oldu diyorlar. Tamam. Şimdi bir yerde birden fazla cuma kılınmaz diyenlerin problemleri var. Ne diye problemleri var? Fiilen kılınıyor. Fiilen kılınıyor. Yani nehrin öbür tarafında, bu tarafında semlenle. Şimdi onlar yeni bir soruya cevap aramak zorundalar. Bir yerde kılınan tek bir cuma namazı geçerliyse, hangisi geçerli?
Şimdi başka ayrılıyor fikirler. Fikirler ikiye ayrılıyor. Al çatanı. Bir grup ilim ehli diyorlar ki o beldenin asıl merkezi olan camisindeki cuma geçerlidir. Bunun kendine ait mantığı açık belli. Öbür insanlar diyorlar ki iki beldeden hangisi daha önce namazı kılarsa onlarınki geçerlidir. Şimdi bu cuma burada kılındı. Öbürü daha kılınmadı. Dolayısıyla fiilen kılınanınkine. Bu sefer cumayı öne doğru kaydırma yarışı başlamamış. Bereket versin. Ama dolayısıyla cumayı kim daha önce kıldıysa o cuma geçerlidir. Öbürü geçersizdir. Yani diyorlar bu sefer. Bu şekilde fikre ayrılıyorlar. Ama şimdi cuma namazı bir yerde birden fazla yerde de kılınabilir diyenlere de bir başka tedirginlik alıyor. Ya öbürlerinin dediği doğruysa? Bu kanaatteler ama kimsenin elinde bu kanaatin %100 doğruluğuna dair bir delil yok. Evet cemaat var, cemaat oluşuyor, şartlar oluşuyor vesaire oluşuyor kanaatler. Ama her içtihat nedir? Biz daha haklıyız anlayışına dayanır. Ama karşı tarafta haklı olabilir. Yani hiçbir zaman İmam Şafii Hazretleri benimki %100 doğru, Ebu Hanife'ninki yanlış, Ebu Yusuf'unki yanlış demiyor. Veya İmam Malik'inki yanlış demiyor. Hiçbir zaman aynı şey İmam-ı Malik de demiyor. Diğer imamlar da demiyor. Ben %100 doğruyum. Öbürler %100 doğru ne zaman dersiniz? Cenab-ı Allah bildiriyorsa, Resulü bildiriyor ve bu kesin size ulaşıyorsa o zaman de dersiniz. Bunun içerisinde bir de bölünemeyen, parçalanamayan, başka ihtimale kapalı olan mantık kaideleri vardır. O kaidelerin dışarısında her şey hatalı olmaya, kul kusurlu olmaya açıktır. Bunu söyleyemezsiniz. Bu yüzden dolayı bir yerde, bir beldede, birden fazla camide cuma namazı kılınırsa bu sahihtir diyen insanlara da böyle bir tedirginlik başlıyor. Tedirginlik başlayınca o zaman işte zuhru ahir gündeme geliyor. Biz cuma namazını kılalım. İnşallah cuma namazımız cuma namazıdır. Eğer değil de diğer grup haklıysa veya bir yerde kılınır diyenlerden ilk kılınan veya ana camide kılınan haklı diyenlerin öbürleri ne yapacaklar? Bu sefer ne devreye giriyor? Zuhru ahir diye bir namaz kılalım. Son öğle namazı adı. Son öğle namazını kılalım. Eğer cuma namazı sahih ise, geçerli ise nedir? Bu namaz nafile Allah rızası için kılınmış bir namaz olur. Hayır, cuma namazı sahih değil ise bu namaz ne olur? Öğle namazını biz bırakmamış, terk etmemiş oluruz. Bu namazımız öğle namazı olmuş olur. Zuhru ahir namazının başlangıcı, temeli buna yöneliktir. Zaman içerisinde daha sonra da Osmanlı devrinin iler tarihlerine kadar da genellikle neye müsaade edilmiştir? Çarşısıyla, pazarıyla, işte beldediye çarşısı, pazarı, kendine ait semt diyoruz ya biz, o semtlerdeki ana merkez camilere izin verilmiştir. Bu yüzden dolayı her camide, ara camilerde, sokak arası camilerine, küçük mescitlerde veya bugünün ifadesiyle söyleyeyim, apartman altı mescitlerinde ve benzeri de izin verilmemiştir. Cuma merkezi noktalarda kılınmıştır. Bu yüzden itikafla ilgili ilimlere, bilgilere bakarsanız size şöyle diyecektir. İtikafı cuma kılınan bir camide yapmak daha doğrudur. Esasen itikaf nedir? İçinde beş vakit namazın kılındığı her camide yapılabilir. Mescitte yapılabilir. Çünkü mescit adını alır. Ama böyle bir mescitte cuma namazı kılınmıyorsa ne olacaktır? Cuma vakti geldiğinde o mescitten çıkacaksınız. Cuma kılınan bir mescide gideceksiniz. Namaz bittiğinde gerisin geri itikaf yaptığınız yere döneceksiniz. Bu açıdan bu çıkış, mekanı terk ediş olmasın diye itikafı içinde cuma namazının da kılındığı bir mescitte yapmak daha doğrudur, daha ecirlidir. İnsanı dışarıya çıkmaya, itikafını terk etmeye belli bir sürede olsa fırsat vermeyecektir, buna zorlamayacaktır diye. Yine itikafla ilgili gelen bilgiler arasında bir insan işte hangi şartlarda camiden çıkabilir itikaf esnasında? İşte beşeri ihtiyaçlarını gidermek için eğer yiyeceğini getirecek hiç kimsesi yoksa kendine ulaşmıyorsa yiyeceğini gıdasını temin için ve benzeri arada
Eğer bulunduğu mescitte, itikaf yaptığı mescitte cuma namazı kılınmıyorsa cuma namazına iştirak için diye ayrıca kayıt düşer. Bütün bunlardan anlıyoruz ki biz ne oluyor? Bütün mescitlerde zaten gelen bilgilerde öyledir. Cuma namazının kılınmadığı onun belli camilerde, merkezi camilerde, semtin merkezi sayılan camilerde kılındığı yönündedir. Bugün de böyle uygulansa belki daha hayırlı bir uygulama olur ama bugün her tarafta, her yerde cuma namazı kılınıyor. Şimdi bu böyle başlamıştı. Zamanla günümüzde buna bir şey daha eklendi. Ne diye eklendi? Cuma namazının kılınması için cuma namazını kıldıran insan aynı zamanda İslam Devlet Reisi'nden cuma kıldırma ve hutbe okuma konusunda izinli olması gerekir. Bir başka ifadeyle Halifetül Müslimin'den izinli olması gerekir. Bu şartta günümüzde ayrıca devreye girince kimisi hepten cuma kılmamaya başladı. Kimisi de zuhr-ı ahir namazı daha önem kazanmaya başladı. Üzerinde daha titizlikle durmaya başladı. Şartlar gerçekleşmiyor diye. Şimdi biz izleri sürdüğümüzde anladığımız bir gerçek var. Bir kere evet cuma namazının sıhhati içinde İslam aleminin sıhhati içinde sadece onu bırakın. Müminlerin başına mümin lider seçmesi ve bu liderin müminlerle beraber yeryüzünde Allah'ın ahkamını tatbik etmesi, vazifeleri ehil olan insanlara gerçekten bu işi ümmetin hayrı için yapacak insanlara ve bu yönde kabiliyeti olanlara, buna ne diyoruz? Emaneti ehline tevdi diyoruz. Emaneti ehline veren vazifeler birer emanettir hem de ciddi emanettir. Vazife mekanları arpalık değildir. Ümmeti Muhammed'in hayrı için gerçekten büyük bir emanettir. Bu yüzden Cenab-ı Allah cennette özel gölgeyle muhasebe anında, ahiret gününde özel gölgeyle gölgelenecek ve sonu da cennetle bitecek noktada sayarken o insanları, yedi zümreyi sayarken birincisi el-imamul adil diyor. Adaletli, adaletle hükmeden imam diyor. Çünkü fert olan insanlar peşinden camilerde filizlenip büyüyen, Allah'a ibadet filizlenip büyüyen gençleri sayıyor. Aşağı doğru sayıp gidiyor yani yedi zümreyi sayarken. Ama fertlerden imamların farklı bir yanı vardır. Hani imam iyi olursa binlerce insanın salahına sebep olur. Hayre ve berekete de sebep olur. Binlerce insanın ibadeti yapmasına, ilim irfanına, huzur duymasına, emniyet duymasına, sağlık ve sıhhat duymasına ve gönlü huzur dolu olarak yaşamasına sebep olur. Bir millet için bu son derece kıymetlidir. Sıra üstü insanların yetişmesi için de istikrarlı bir zaman dilimine ve insanların geçim derdinden, kendi canından, malından, ırzından emin olacağı bir devreye ihtiyacı vardır. Bu ümmetlerin istikrarı için ve büyük medeniyetler kurması için son derece önemlidir. Bunu daha önce paylaşmıştık. Sık sık gündeme getiriyoruz. Belki binlerce kere daha getirmeye uygundur. Ömer İbni Abdülaziz rahmetullahi aleyh. Yani en kritik günlerden, herkesin neredeyse idare eden makamdan, devlet başkanlığından veya devlet başkanlarından neredeyse nefret ettiği günlerde, alerjilerin topladığı günlerde devletin başına geçmiştir. Geçiş yolu İslam'ın istediği yol ile değildir. Biz buna galebe yolu diyoruz. Galebe yoluyladır. Ama neticede bütün millete kendisini sevdirmeyi başarmıştır. 2,5 yılın içerisindeki hilafeti 2,5 yıl sürmüştür. 99 yılında halife olmuştur. 101 yılında şehit edilmiştir. 2,5 yılın içerisinde tarihe de iz bırakmıştır. Daha sonraki nesillerde örnek bir insan idareci nasıl olur, onun çerçevelerini bırakmıştır. Hala o gündür, bugündür. Bütün bu alerjileri silmeyi başardığı gibi gönüllerde taht kurmayı da başarmıştır. Bu dönüp dönüp üzerinde takdir edilecek bir hadisedir. Sadece bunu onun için söylemedim. Cenab-ı Allah da halife olduğu yıllara o böyle davrandığı için bunda ciddi bir gerçeklik payı vardır. Büyük bir bereket vermiştir. Ömer İbni Abdülaziz'in 2,5 yılı yani maddi açıdan da ziraat açısından da muazzam bereketli yıllar olmuştur. Daha önce söylediğimiz gibi hem emniyet duyulmuştur. Yani insan devletin o geniş topraktan bir ucundan bir ucuna hiçbir korku, eşkıya korkusu dahi taşımadan gider hale gelmiştir.
Şöyle diyeyim, insanlar yiyeceğini, içeceğini buluyorsa, hayat şartlarını iyi buluyorsa, her insan birbirine Allah'tan kork. Bak her tarafta verim var, ekinler var, bağlar var, bahçeler var, çalışa var, helalinden alın teriyle kazanacak nimet var ve rızık var diyebiliyorsa ki bunu söylerken rahatsa, aynı zamanda gasp yok, lüzumsuz vergiler yok, insanlara dayatma yok, şu yok, bu yoksa, o zaman hakka irşat çok daha kolay oluyor. Bir sıkıntılı günlerimiz oldu. İslam adına çıkan insanlar bir şey yapıyorlar. Ali Kalkancılardan, bilmem şunlardan, bunlardan, atmosfer içerisinde İslam'ın adına huzurlu, iyi ve güzel şeyleri dile getirmekten çekindik. Niye getirdik? Ekranlarda kötü manzara var. O kötü manzaraların karşısında adamlar gayet de güzel tiyatro oynamışlar. Tiyatro oyunu olduğunu söylediğiniz zaman size gülüyorlardı. Ama şimdi tiyatro olduğunu, artistlerin kimler olduğunu, nasıl seçildiğini, ne olduğunu hepsi onlar söylüyorlar. Ama bunu bir kenara bırakalım. Bunu ekranlarda gören ve şahit olan insanlara biz davamızı, inancımızın güzelliğini bu nevi rezilliklerden beri olduğunu anlatamadık. Eğer hayat güzel olursa, yaşananlar güzel olunca, idareciler güzel olunca, hayatın akışı hakka doğru güzel bir şekilde açılır da önünüzde numaranız var, anlatmanız ve irşad etmeniz daha çok kolaylaşır. Dolayısıyla bu 2,5 yılın içerisinde her şey kolaylaşmıştır. Ve Cenab-ı Allah dediğimiz gibi mallara öyle bir bereket vermiştir ki hani kıssa gibi anlatılır ama doğrudur. İnsanlar zekat verecek fakir bulmakta zorlanmışlardır, bulamamışlardır. Yani yıllar önce zekat verdiğiniz insana gidiyorsunuz. Kardeşim bu yılki zekatım diyorsunuz. Size sevinç içerisinde şu cevap veriyor. Allah'a hamdü senen olsun. Teşekkür ederim. Yıllarca bana yaptığın iyilik için de teşekkür ederim. Ama hamdolsun bu yıl ben de zekat verecek durumdayım diyor. Ben zekat veriyorum diyor. Bu yıl zekatını alamayacağım. Ona gidiyorsun, o böyle söylüyor. Buna gidiyorsun, bu böyle. İnanın zekat verecek insan bulmakta zorlanılmıştır. Köşe başlarına bırakılmıştır. Ağaçlara asılmıştır. Bu benim zekatımdır. Zekata ehil olan kardeşimiz varsa alsın diye üzerine yazı asılmıştır. İnşallah bu günleri görürüz. Yani şey olarak bu kadar yoksulun içerisinde, sıkıntının içerisinde. Ama Cenab-ı Allah tekrar ediyoruz, bereket veriyor. Bundan yıllar evvelki halle şimdiki hallin arasını bir kıyas ediniz. Nasıl badirelerden geçtik, nelerden geçtik, ne türlü sıkıntılar çektik. Ben 40'lı yılları hatırlıyorum. 40'lı yılları hatırlıyorum derken anlatanlardan hatırlıyorum. 40'lı yıllarda rahmetli babaannem anlatırdı. İnan yavrum derdi, hızar tozunu un karıştırdık, ekmek yaptık ve yedik. Niye? Unumuz az. Neyle çoğaltmaya çalışıyoruz? Bildiğin işte tahta keseri, bizim orada tahta ağaçlardan kesilen, onun bir de tahta çıkarırken eskiden, şimdi şeye veriyorlar, zırt öbür ucundan çıkıyor. Bu işten başarılardı. Bir onun için bir çardak kurulur. Bir tarafı alttan hızar vardı, bir tarafta üsttedir. İsten alttaki daha usta olması lazım. Bir taraftan da gözüne hızar tozu kaçmaması için gözünü de kırparak bakması lazım. Oraya iplerle çizgi çizerler. Bir ipi boyarsanız böyle iki ucundan tahtanı tutur. Ortadan bir tane çeker, şak diye kor. O cetvel gibi bir çizgi. O çizgiden kopmadan keseceksiniz. Bir tahta çıkartma 1 saatten fazla zaman sürer. Onu bir tercih bitireceksiniz. İkinci tahtaya geçeceksiniz. Onu bir üçüncü tahtaya. İnsan bu kadar tahtayla uğraştıktan sonra onu yere çakmaya bile kıyamaz. Şimdi bol buldu millet, harcayıp duruyor. Şimdi o derece o hızar tozları ne yapar? Heba edilmez, oradan dökülen hızar tozları toplanırlar. Ondan sonra ne yaparlar da ekmek yaparlarmış. Şimdi millet onu hepten atıyor. Daha sonra sobalarda hızar tozu sobalara yapılmıştı. Onlara dahi konulmadı, değişti. Neden hızar tozuna un katarak ekmek yapmaya çırpınıyorlar? Bırakın mısırın kendisini, sapını yerdik diyorlar. Sapını da bulamadık, hızar tozuna karıştırdık. Bu ve benzeri hadir neden yaşanıyor? Cenab-ı Allah isyan olunca, insanlığın ruh manevi dünyası boşaltılınca bereketi de ortadan siliyor. Hepten kaldırmıyor, çünkü bu sefer ilahi adalet tecelli etmez öyle şey olarak. Ama bu bir bilinen bir hakikattir. Zulüm neyi getirir? Bereketsizlik getirir, kıtlık getirir. Cenab-ı Allah o günleri tekrar ediyorum yaşatmasın, ama bir imamın, bir devlet reisinin hak ve hakikatte olması, adaletle hükmetmesi, emaneti ehline tevdi etmesi, dolayısıyla vergisini adaletsiz vergilerden uzak tutması, insanların malını gasp etmemesi ve kurduğu hayat tarzı düşündüğünde binlerce insanın hayrına sebep olur.
binlerce insanın hayrına sebep olduğuna göre elbette ki kazancı da ona göre olur. Şimdi bu yüzden günümüzde işte devlet reisi İslam adına hutbe okuyan, bu izni verecek insan da yok diye bir başka kardeşlerimizin sıkıntısı için söyleyeyim. Yine devlet memurlarına ettirilen yeminler sebebiyle ve benzeri sebebiyle hala cuma namazı kılmayan, etmeyen gidenler var. Ama doğru olan kılınmasıdır. Doğru olan adil bir insanın duygusu, düşüncesi, yarınlar için hayali, ümidi bizim gibi olan bir hoca efendinin arkasında bu namazın kılınmasıdır. Cuma namazının iptali, cuma namazına düşman olanların veya Allah'a secdeye düşman olanların işine yarar. Son derece esasen kıymetli bir imkandır. Şu anda bakınız 80 bin civarında cami var. Bir günde 80 bin hutbe okunuyor. Bu hutbelerin iyi yerinde, biraz da o bölgenin ihtiyacı şeylerinin yerli yerinde bir hutbe hazırlandığı, irşad edici, yönlendirici bir hutbe, kimsenin elinde böyle bir imkan kolay kolay yok. Ve milletin üzerindeki tesiri çok derin ve çok köklü olabilir. Ama bu hutbeleri Kızılay hutbelerinden, Yeşilay hutbelerinden, bilmem ne haftasının hutbelerinden çıkarılması gerçekten o günün canlı, o günün değerli, vurgulanması gereken kusurlarımızı, hayırlarımızı dile getiren, hayra teşvik eden, kusurları izale eden, bakınız şöyle yapmayınız, şöyle yapılması çok daha hayırlıdır diyen, esasen vaaz kelimesinin muradı şudur, yani kelime olarak karşılığı şudur, gönüllere olumlu olarak işleyen, gözlerde yaş biriken, azmi kamçılayan, hatalardan insanı alıkoyucu olan nasihat türüne vaaz denilir. Keşke bunları gerçekleştiren insanlarımız olsa. Dolayısıyla büyük bir nimettir. Bu nimeti kaybetmemekte elbette ki fayda var. Ama öyle diyeyim, bunlar da artınca insanlarımız bu sefer işte kimisi zuhru ahiri kılmıyor, kimisi cumayı hepten kılmıyor. Ama böyle olsa bile cumanın gerçek manada işte senin gönlüne göre gerçekleşmediği kanaatindesin, o zaman insan yine de iştirak eder. Ne yapar? Zuhri ahire de riayet eder, onu kılar. Eğer o cuma, cuma değilse bu namaz onun yerine kılınmış öğle namazıdır. Daha evvel bir cümle söyledim. Esasen mütereddit niyet Hanefilere göre çok doğru değildir. Yani bir nevi burada nedir? Eğer cuma namazım sahih değilse bu namazım öğle namazı olsun, öğlenin farzı olsun diye kılınan bir namazdır. Bu yapısıyla Hanefilerde niyet tayin şartı vardır farzlarda. Farzlarda ne kıyasıyla? Onunla çok uyuşan bir yapı ve şart değildir. Ama nedir? Şöyle olarak Şafilerde mütereddit niyet vardır. Dolayısıyla Şafilerin yapısıyla daha uyumludur namaz. Ama insanların gönlünde şu var, kılmak kılmamaktan, yerine getirmek, ihmal etmekten daha ihtiyatlı, daha gönüle huzur vericidir diye zuhru ahir bizim dünyamızda da kılına gelmiştir. Kaynaklarımız son yılların kaynaklarında genellikle zuhru ahir namaz var. Oraya dikkat ettiğinizde şöyle bir cümleyle de karşılaşacaksınız. Zuhru ahir namazını, bu konunun nereden gelip nereye gittiğini bilen, yani bu ihtilafın nereden kaynaklandığını bilen, o şuuru taşıyan insanlar kılmalıdır. Halk tabakası konunun aslını, astarını, cumanın kaç rekat olduğunu bilmeyen insanlar değil şeklinde avam kılmasın, havas kılsın, bilgi sahibi olan insanlar kılsın diye not vardır. Takdiri ilahi tersine ceryan ediyor. Halk kılıyor, hocalar kılmıyor. Şimdi işte ters tersine döndü. Şimdi bir şey daha, yani daha önce bunu paylaşmıştık, yine paylaşmakta fayda var. Bu da belki de hayırlı bir şey. Ben hayırla yad ediyorum şahsen. İlk defa orada görmüştüm. Daha sonra başka yerlerde de olduğunu öğrendim. İlk defa Şam'da Emevi Camii'deki hutbeyi terk etmiştik. Kardeşlerimiz gibi aynen. Niye? Hutbenin yarı bölümünden itibaren Hafız Esed'in metü senası başlamıştı. Kafamızın tası attı. Biz bir de bizim Türkiye'deki mikroplardan bıktık, gittik bir de orada bir başka mikrobun hutbedekini. Bizimkilere hutbedekiler de eskileri çıkarıyorlar da yenileri çıkartmıyorlar. Bizde ölen putlar kıymetlidir, orada yaşayan putlar kıymetli. Şimdi dolayısıyla Hafız Esed'i öven bir hutbe hem de hiç şey değil, pat diye kalktık ayağa, terk ettik. Benle beraber giden 20-30 talebe de terk etti. Sonra bizi ikaz ettiler, yaptığınız hareket dilleri ne kadar tehlikeli oldu anlatmamız mümkün değil. Cuma'yı terk ettik, oradan kalktık, mahalle arasına girdik. Şimdi terk ettiğimiz namaz cuma namazı.
Millet kılıyor, biz dışarıdayız. Şimdi alel acele gittik bir yere yerleştiği bir camiye vardık. Halen hayatta ama çok yaşlandığını duydum. O yıllarda da yaşlıydı. Abdurrezzak Hocaefendi vardı. Şimdi üniversitelerde kurulmuş Farfur Medresesi'nin veya Fethiye Medresesi'nin müdürüydü. Çok ilim irfan sahibi bir insan. Dolayısıyla onun hutbesine rast geldik. Oldu olacak. Çok güzel bir hutbenin son bölümü de olsa dinledik. Arkasından tabii caminin de dışında kaldığımız için millet namaz kılıp bir de ön taraf birden geriye doğru gelmeye başladı. Madem ön taraf boşalıyor, biz de öne doğru geçelim diye hareket ettiğimde orada bulunan gençler, medrese talebeleri kolumdan tuttular, abi dediler. Yani biz burada kılalım. Hanefiler Şafiilere yer boşaltıyor dediler. Meğer geri çekilenler caminin ön tarafında olup da geri çekilenler Hanefileriymiş. Arkadan öne doğru yürüyenler de Şafiilermiş. Ön safları bütünüyle Şafiilere boşalttılar. Şafiiler ön safta yan yana geldiler. Başlarına imam geçti. Zuhr-ı Ahir onlar cemaatle kılıyorlar. Dolayısıyla Zuhr-ı Ahir'i cemaatle kıldı. Hanefiler de onlara yer boşalttı. Birbirini anlayışla karşılama, İslam kardeşliği, orada birbirinin görüşlerine, bakış ufkuna değer verme, evet bu demektir. Ve ben ilk defa Zuhr-ı Ahir namazının cemaatle edasına orada şahit olmuştum. Daha sonra zaman zaman yine şahit oldum. Bizde de doğuda zaman zaman cemaatle kılındığına dair bilgiler bize geliyor. Zuhr-ı Ahir namazı bu demek efendim. Yani o cuma ile bağlantılı değil, cuma olmazsa diye gelen. Pekala, yani Zuhr-ı Ahir'den sonra kılınan iki rekat ne? Ona vaktin sünneti, yani öğlenin son sünneti. Ona öğle diyemedikleri için vaktin son sünneti deniyor. Ha, ona ayrıca zaten sünnet kılmaya lüzum var mı? Evet, Cuma'nın sünnetini kılıyoruz, ilk sünnetini, son sünnetini kılıyoruz vesaire diyoruz. Vallahu alem, yani kılınsa da mekruh vakit değil, ecir kazandırır mı? Kazandırır. Ama sanki Zuhr-ı Ahir namazı kılan onu da kılması gerekiyormuş gibi bir hava estiriyor. Hayır, o da vaktin sünnetiyle ayrıca bağlantılı, öyle adlandırılan iki rekatlık bir namaz, öyle diyelim. Burada ihtiyat için kılınan Zuhru Ahir denilen namazdır. Nokta. O yüzden aynen öğlen namazı gibi. Esasen Yani dördü sünnet, dördü farz olarak. yok, öyle öyle değil. Yani Zuhru Ahir zaten önünde cuma namazının son sünneti kılınıyor ya, dört rekat. Şimdi sünnet namazlarda niyet tayin şartı yok. Yani başka ad bile söylesen geçer. Önünde sünnet olduğu için hemen Zuhru Ahir'i kılıyorlar. Yani o farzı, arkasından da iki rekat sünnet kılıyorlar. Anlaşıldı? Yani böylece ne oluyor? Cuma namazını bir tarafa alırsan öbür tarafı kendi içerisinde bir bütün olmuş gibi oluyor. Dolayısıyla cuma namazı işte kim çıkartmış 16 rekata diyorlar. Cuma namazı 16 rekat değil. Farzı 2 rekat. 4 rekat ön sünneti var. 4 rekat son sünneti var. Ondan sonra Zuhru Ahir ve son sünneti olarak farklı bir namaz çeşidi. Şimdi Hanefilerde, yine siz öyle deyince aklıma geldi. Hanefilerde bir şey daha var. Bu namazda üçüncü ve dördüncü rekatta da bir insan ne yapmalıdır? Sünnet namaz gibi Damla sure okumalıdır. Bu daha doğrudur şeklinde bir bilgi geliyor. Şimdi söyleyeceğim. Şimdi esasen Zuhru Ahir Hanefiler tarafından bakıyorum sırf. Eğer cuma namazı sahih ise nafile namazdır. Nafile namaz ise dolayısıyla üçüncü, dördüncü rekatında Damla sure okunmalıdır. Ama cuma namazı sahih ise, dolayısıyla bunda sıkıntı yok. Cuma namazı sahih değil ise bu namaz öğle namazının yerine okunur. O zaman üçüncü ve dördüncü rekatında Damla sure okunmamalıdır öğle namazını. Normalde bu daha, şimdi ilmihal kitaplarının şöyle bir bilgi veriyorlar. Üçüncü, dördüncü rekatta Damla sure okumak nedir? Ben Cuma'nın sıhhatine inanıyorum. Manası taşır. Bunu da ecerken, bu daha doğrudur. Daha insanın gönlüne huzur vericidir. Daha da Cuma'ya duyulan güveni gösterir diyorlar. Ama günümüzde bir sıkıntımız daha var bizim. Bunu söyleyen insanların kazaya kalmış öğleleri yok. Anlaşın? Şimdi düşününce, dolayısıyla bu namazım, bir de Zuhri Ahir diye son öğle namazı diye adlandırıyoruz ya, eğer Cuma'na sahih değilse vaktin öğle namazı olsun. Yok, o sahih, yani vakti, Cuma namazı sahih ise üzerimde kalan son öğle namazının kazası olsun.
Eğer böyle düşünüyorsak yine 3. 4. rekatta Fatiha okumamak daha doğru olandır. Ama ilmihal kitaplarına baktığınızda göreceksiniz ki 3. 4. rekatta Damla Sure okumanın daha iyi olduğunu söylüyorlar. Çünkü onların pek kazası yok. Anlaşıldı. Anlaşıldığını ümit ediyorum inşallah. Kafa karıştırmamıştır. Buyur. Şimdi kayda olduğu için Fatiha okumamak değil de Damla Sure. Damla Sure. Affen eğer öyle bir şey varsa. 3. 4. rekatında. Evet ya. Tamam. Evet. 3. 4. rekatta Damla Sure. Damla Sure okumamak daha doğru ve yerli yerinde olandır. Evet. Vallahu alem. Beşeriz. Sürçer. İnşallah anlaşılmıştır. Yani şu andaki Zuhru Akir'in kılınma sebebi temel olarak bu efendim. Şimdi geldik bayram namazlarının edasına. Adama sormuşlar. Namaz kılıyor musun demişler. Elhamdülillah demiş. Yani nasıl? Yani günde 5 vakit vakti geldikçe namazları kılıyorum demiş. Tamam öbürüne siz kılıyor musunuz? Cumadan cumaya, cumadan cumaya deyince hızlı o söylenince daha çok namaz oluyor. Cumadan cumaya. Öbürüne sormuşlar. Siz nasıl? Bayramdan bayrama, bayramdan bayrama tak 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 gidiyor. Yani şey olarak. Dolayısıyla nice insan vardır. Bayramdan bayrama namaz kılarlar. İşin daha garibi. 5 vakit namaz farzdır. Cuma namazı farzdır. Bayram namazı vaciptir. Diğer mezheplerde sünnettir. Ama bayram namazı kılınır. Farz olan namazlar terk edilir. Garip bir dünya. Ama bayram namazı biraz daha farklı kılınan bir namaz. Demin dediğimiz gibi bayram namazlarının demin cuma namazı için ne söylemiştik? Semtleri söylemiştik, merkezi camileri söylemiştik. Esasen bayram namazları eğer hava güzelse, açık ise daha ne meydanlarda kılınır. Doğru. Namaz yani meydanlarda kılınır. Bunun için ayrıca İstanbul'da 3 tane yer varmış. Bir tanesi Ok Meydanı. Bir tanesi Anadolu Hisarı'nın olduğu mıntıkada bir yer. Bir tanesi gene birine Ova diye yani ben hep yazıyorum onu aklımda o üçüncüsü bir türlü kalmıyor. Üçüncü bir yer daha üç noktada kılınırmış ve binlerce insan buraya akın eder buraya giderlermiş. Tabii gönül o günleri arzu ediyor inşallah görürüz ama geniş bir meydan olduğunu düşünürüz. Bir de şehirlerin ortalarında merkezi noktalarında insanların nefes alacağı rahat edeceği geniş düzlüklerin, yeşilliklerin, parkların olması gereken mekanlara ihtiyaç var. Bizde rüşvet vere vere her taraf ev doluşturulduğu için, doldurulduğu için bu gibi yerlerimiz kalmadı. Ben ortasında orman olan şehirler biliyorum. Ortasında göl olan şehirler biliyorum. Ortasında normalde göl yok ama suni olarak göl yapılmış. O kadar göl o kadar büyük ki. Yani bizim boğazdan büyük, karşıdan karşıya gemiler çalışıyor. Yani oradan karşıya işte motorlar, gemiler insan taşıyabiliyor. Gölün çevresi park, insanlar oraya hem şehre o nefes aldırıyor o tip yerler. Hem de yani insanlar oraya çıkıyorlar, geziyorlar, ferahlıyorlar. Bu nevi bir noktada geniş bir meydanımızın olması gerek ki insanlara bu nevi hallerde buluşma meydanı olsun. Bunu şunun için söylüyorum. Bir bayram sabahını hayal ediniz. Herkes evinde hazırlanıyor, kapıya çıkıyor, tekbirler getirerek sokakta herkes evlerden süzülüyor. O meydana doğru tekbirlerle hareket ediyor. Tekbir getirilmesi özellikle de Kurban Bayramı'nda ayrıca sünnettir. Tekbirler getirerek camiye geliniyor binlerce insan. Mahşeri bir kalabalık öyle bir merkezde namazını kılıyor. Sonra bayramlaşıyorlar. Sonra tekbirlerle sokakların içerisine milyonlarca insanın dağıldığını bir tasavvur ediniz. O şey inan bir yıl yeter insana azim ve şevk tazeleyici olarak. Öyle yerlerde kılınır. Bayram namazının vaktinin ne olduğunu söylemiştik. Güneş doğdu ve kerahat vakti çıktı. Kerahat vakti çıktı. Bunu bir veya iki mızrak boyu çıkıştan ne zamana kadar başlar? İstiva vaktine kadar devam eder. O arada kılınır. Tabii ilk diliminde kılınması daha güzel, daha doğrudur. Zaten o kadar milleti bir araya toplarsanız daha fazla da bekletemezsiniz. Yani sabretmez bizim milletimiz. Dolayısıyla ilk kılındı, anda kılınır. Böylece bayram namazı için ayrı bir ezan okunmaz. Bayram namazının hutbesi namazdan sonradır. Dolayısıyla o zaman dilimi elbette ki ilim ve irşatla değerlendirilir.
Daha sonra müezzin bütün insanları bayram namazına davet eder. Herkes bayram namazına niyet etsin diye. Davet ederken de şöyle davet etmez. Yani niyet ettim Allah rızası için 9 tekbirli bayram namazını edaya. 2 rekatlı 9 tekbirli. Bayram namazında 9 tekbir nereden çıkıyor ben bulamadım. Eğer işte başlangıç tekbirini, rükû tekbirini sayarsan belki çıkıyor. Bayram namazında zevaid tekbirle dediğim normalden fazla tekbirler Hanefi mezhebine göre 6'dır. 6'dır. Diğer mezheplerde farklılıklar var. Yani tek kavul yok. Birkaç kavul vardığı için zihin bulandırmamak için de girmeyeceğim. Şimdi normalde herkes ya bayram namazına niyet eder. Niyet ettim Allah rızası için bayram namazını edaya uydum hazır olan imama. İmam da kendine tabi olanlara imam olmaya şey yapar. Arkasından imam tekbir alır. Genellikle bayram namazlarından evvel nasıl eda edileceğinden bilgi verilir. Yani dolayısıyla bu bizde daha yaygın. Bu da doğru olandır. İnsan beşerdir. Yani şaşmaz değil. Bir de yılda bir iki kere gelen bir namaz olduğu için kolayca unutuluyor. Devamlı kılınan gibi değil. Hep birlikte ne yapılır? Tekbir alınır. Tekbir alındıktan sonra birlikte Sübhaneke. İmam da okur, cemaat de okur. Sübhaneke okunur. Arkasından imam Allahu Ekber der, yeniden ellerini kaldırır. Tekbir getirir. Ellerini kaldırarak tekbir getirir. Tekbir getirdikten sonra eller yana sallanır. Tekrar Allahu Ekber der, tekbir getirir cemaatle birlikte, eller yine sallanır. Yeniden Allahu Ekber der, üçüncü tekbir getirir, arkasından ellerini bağlar. Tamam. Tekrar ettik. Bir, iftitah tekbiri, namaza giriş tekbiri aldık, Sübhaneke okuduk. Sonra Allahu Ekber dedik, elimizi saldık. Allahu Ekber dedik, yine saldık. Allahu Ekber dedik, bağladık. Arkasından imam Eûzü Besmele çeker ve cehri olarak Fatiha'yı okur. Yani açıktan okur. Arkasından sure okur. Tamam. Normal Fatiha'yı, sureyi okudu. Allahu Ekber der, rükûya gider. Cemaat de onu takip eder. Tabi Semiallahu limen hamideh der, rükûdan kalkar. Cemaat de onu takip eder. Allahu Ekber der, normal namazdaki gibi secdelere gider. Secdeleri yerine getirdikten sonra Allahu Ekber der, ikinci rekata kalkar. Tamam. İkinci rekata kalktı. Fatiha okur. Damm-ı Sure okur. Peşinden yine Allahu Ekber der, ellerini kaldırır. Rükûya gitme. Allahu Ekber der, ellerini kaldırır. Salar. Tekrar Allahu Ekber der, ellerini kaldırır, salar. Yine Allahu Ekber der, ellerini kaldırır, salar. Allahu Ekber der, rükûya gider. Tamam. Sonra secdelere gider. Secdelerden sonra kaideye oturur. Kaidelerden sonra da ne yapar? Tahiyyat, teşehhüd okur ve selamını dualardan sonra verir. Bunu bizim halkımız hep özetlerler. Fena özet değildir. Ne diye şeyler? Yani iki salla bir bağla. İki salla bir bağla. O birincisi iftitah tekbiri ya. Zevaid tekbirinde iki salla bir bağla, üç salla bir yat derler. Bir rükûya git demiyorlar, yat diyorlar. Yatmaya işe geldiği için. Özeti öyle. İki salla bir bağla, üç salla bir yat diyorlar. Fena değil, akılda kalmak için fena değil. Yani uygulaması öyledir. Tabii kardeşlerimiz var, umreye gidiyorlar. Umrede bayram namazına vardıklarında farklı bir uygulama. Hem tekbirde daha fazlalık görecekler, hem de ne olur? Hanbeliler mesela, birinci tek zevaid tekbirleri birinci rekatın başında, ikinci rekatın da başında getirirler. Yani biz ikinci rekatta kalktık, ne yaptık? Fatiha okuduk, Damm-ı Sure okuduk. Sonra zevaid, fazlalık tekbirleri getirdik. Onlar ikinci rekatta kalkıyorlar. Daha başında diyelim ki 5 defa bu zevaid tekbiri getiriyorlar. Ondan sonra Fatiha, yani birinci rekata benzer ikinci rekata da kılıyorlar bir nevi.
Bizde farklı. Daha fazla detayına girmiyorum. Dediğim gibi zihniniz karışsın istemiyorum. Bayram namazı böyle, tekrar ediyorum. Yani iftida tekbiri getiriyoruz. Sonra 3 tekbir alıyoruz. İkisini de sallıyoruz. Üçüncüsünü de elimizi bağlayarak Fatiha Damla Sure okunuyor. Rüku secdeler. Üçüncü rekete kalkılıyor. Fatiha Damla Sure. Sonunda tekbir, tekbir, tekbir. Allahu Ekber rükû, Allahu Ekber secde, şey olarak secdeler, kaide-i ahire ve selam. Selam bittikten sonra efendim ne arkasından hutbe geliyor. Milletin çoğu da hutbeyi bırakıp kaçıyor. Şimdi hutbe, dolayısıyla arkadan hutbe geliyor. Bu hutbeyi dinlemek sünnet. Biraz da ondan kaynaklanıyor. Şeydeki vacip idi. Cuma namazındaki, bu ise sünnet. Ama doğru olan hutbenin dinlenmesidir. Hutbenin de bu kadar mahşeri kalabalığa hitap edecek, hakikaten onları irşat edecek şekilde hutbe olmalıdır. Bunu şunun için söylüyorum. Bu kadar kalabalık her zaman ele geçmiyor. Az olmalı, öz olmalı. Bunun için çalışılmalı. Bunun için gayret edilmeli. İyi bir hazırlık yapılmalı. Ve insanlar teşvik edilmelidir. Eğer Ramazan hutbesi ise, Ramazan'ın işte, şu an basit olarak söyleyeyim. Ramazan bitti. Bu Ramazan ayını Allah için oruç tutan, nefsine gem vuranlar da doldurdu, geçirdi. Yiyip içenler de bitirdi. İki taraf da bitirdi ama birisi ibadet etmiş olarak bitirdi. Bir tanesi isyan etmiş olarak bitirildi. Bunun duyguları, bununla ilgili bilgiler, daha söylenen çok söz var yani. Hayat da öyle. Toprağın altına şu anda Firavun da girdi, mazlumlar da girdi. Nice tarihin boyunca firavunlar, zalimler de toprak altında, o mazlumlar da toprak altında. Şimdi kıyamet gününde herkes yaptığının karşılığını alacak o zalimle. Hayat bitiyor neticede. Birisi adaletle, birisi hakkaniyetle, birisi ibadetle, birisi taatle bitiyor. Öbürü isyanla, zulümle, kanla, çirkefle biten bir hayat var. Hayat bitince hiçbirisinin artık şeyi kalmıyor. Aylar da öyledir, yıllar da öyledir. Dolayısıyla bu ve bu nevi hem ahkam, hem hükümler, hem ibretler göz önüne serilerek bunlar konuşulur ve insanlar orada bayramlaşılır, ayrılırlar. Bu yüzden dolayı bayram namazının arkasında mescitlerde, namaz kılınan yerlerde nafile namaz mekruhtur. Neden mekruhtur? Şu anda bayramlaşmanın sırası, sofuluğun sırası değil diyor. Şöyle, gideceksen evinde git, daha sonra kıl. Şu anda insanlarla kaynaş diyor. Her şeyin bir zamanı var. Bir şey daha. Nedir? Cuma namazı halefe olan bir namazdır. Cuma namazını kılamazsanız öğle namazı kılarsınız. Bayram namazının halefi yoktur. Yani bayram namazına yetiştiniz, yetişemediniz. İkinci bir bayram namazı oluşturamazsınız o camide. Bu doğru değildir, caiz de değildir. Bu yüzden dolayı teemmümle ilgili bilgi verirken biz ne demiştik? Yani eğer abdest alıp yakınızda su olsa bile bayram namazına yetişememe gibi bir tehlike varsa, su olduğu halde, bulunduğu halde teemmüme izin verilen noktalardan birisi nedir? Bayram namazıdır. Neden? Halefe olmadığı için. Eğer yetişemeyecekseniz veya namazdasınız, oradasınız da abdestiniz bozuldu herhangi bir sebeple, derhal teemmüm alıp namaza oradan iştirak edebilirsiniz. Daha gelin, şimdi ona geleceğiz. O da halefe olmayan bir namaz. Doğru. Soru yerinde de gelicek. Şafiilerin zaten kanamayla, burun kanamasıyla da abdestleri bozulmuyor. Gerçi kanat var. Buyur. Yok, devam edemez. Öyle yağma yok. Ne yapacak? Burun kanını durduracak. Ondan sonra arkasından teyemmüm alacak. Yetişemiyorsa. Burun kanaması Hanbelilerde, yani kanama onlarda da el kanamasıydı. İşte yaradan kan çıkmasıydı. Hanbelilerde de namazı bozmaz veya abdesti bozmaz ama Hanbelilerde bozar. Aynı Hanefilerin o konuda kabul ettikleri hadisi Hanbelilerde kabul ediyorlar. Evet, bayram namazını böylece bitirdik. Tamam, buyurun cenaze namazına. Evet. Her insanın ömrü bitici. Kimse bu dünyada kalıcı değil. Cenab-ı Allah hayırlı ömür sürmeyi ve hayırla noktalamayı nasip etsin. Öyle diyelim.
kimse kalmayı başaramadı. Dünyalı olanlar da, dünya kadar askeri olanlar da, şöyle olanlar da, böyle de olanlar da hiçbirisi dünyada kalamadı, geçti gitti. Nice insanlar daha gelip gidecek. Cenab-ı Allah dediğim gibi insana bahşedilen en büyük sermaye ömür sermayesidir. O sermayeyi iyi kullananlardan ve onunla ebedi hayatını kazananlardan eylesin. Ölüm gelip vaki olduğunda bir müminin diğer mümin kardeşleri üzerindeki haklarından birisi de nedir? Cenazesinin teşhir edilmesi, cenazesinin teçhiz hazırlanılması ve cenaze namazının kılınmasıdır. Bu her müminin bir başka mümin kardeşleri üzerindeki farzıdır. Dolayısıyla cenaze namazı nedir? Farzdır. Ancak cenaze namazına biz ne diyoruz? Farz-ı kifaye diyoruz. Çünkü her ölen insana herkesin yetişmesi mümkün değildir. Her beldedeki insana herkesin yetişmesi de mümkün değildir. Dolayısıyla ne yapılır? Cenaze namazı yetişen beldede bulunan insanlar, özellikle de yakınlar, tanıdıklar, dostların bulunması, hüsnü niyet sahibi insanların bulunması doğru olandır. Cenaze namazını da vefat eden insanın sevdiği, takdir ettiği, hayattayken hürmet duyduğu, ilmine itibar ettiği bir insanın kıldırması daha doğru olandır. Ancak o yok ise ne sık devam ettiği caminin imamı tercih eder. Çünkü hayatta arkasında namaz kılmak için bu insan onu tercih etmiştir. Cenazesinde onun kıldırması daha doğru bulunandır. Dolayısıyla cenaze namazını o kıldırır. Eğer kendisi böyle bir arzusu yok ise. Ama deminki dediğim işte sevdiği, takdir ettiği, ilmine, irfanına hürmet duyduğu, duasını almaktan hoşlandığı bir insan varsa onun kıldırması daima tercih edilendir. Şimdi cenaze namazı için cenaze hazır edilir ve öne konulur. Kıble tarafına konulur. İmam cenazenin göğüs hizasına durur. Göğüs hizasına durur. Bunun manası nedir? Cenazenin hem huzurundalar hem de o cenazeye bu insanlar cenaze kılarak dua ediyorlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz biliyorsun bütün Uhud şehitlerine cenaze namazı kılmıştır. Her bir şehitle beraber Hazreti Hamza'yı oradan kaldırmamıştır. Hazreti Hamza radıyallahu anh duruyor. Yanına öbür şehit konuluyor, ona kılınıyor. Öbür şehit konuluyor, ona kılınıyor. Şöyle diyeyim. Tabii her şeyden bize de ibret, bize de bir hüküm çıkıyor. Dua ne kadar çok olursa inşallah ecir ona cenazeye de o kadar ecir kazandırır. Dolayısıyla dışarıdaki insanın yaptıkları ölüye hiç tesir etmez değil. Bunun en büyük misali hiç başkasına izah etmeden nedir? Cenaze namazının kendisidir. Cenaze namazı temelde niçindir? Ölüye dua içindir esasen. Bir araya geliştir. Bir de mümin kardeşleri bu insan için bir araya geliyorlar. Bu insan için dua ediyorlar. Bu insan için Cenab-ı Allah'tan niyazda bulunuyorlar. Bu bile hayat boyunca bu insanın takdir edilişi iyiliklerinin bir uzantısı esasen bir parçasıdır. Bu açıdan da kıymetlidir. Böylece mümin ihmal etmemeli, cenazelere gitmelidirler. Tabii bilinmedik insana şahitlik de doğru değildir. Nasıl biliyorsun? İyi biliriz. Nereden biliyorsun? Hiç de bilmiyorsun. Kim olduğunu da bilmiyorsun. Yani sen sus. Bilen insan bir iyi bilirim diye söylesin şey olarak. Bilmeyen insan da bir kardeşimiz vefat etmiş, ben de namazını kılıyorum desinler. Ondan sonra nasıl herkes iyi biliriz. Ondan sonra hakkınızı helal ettim mi ettik hep de bağırıyorlar. Şimdi cenaze namazını normalde kılacağız, edeceğiz, gideceğiz. Yani saf durduk böylece. Normalde safların nedir? En ön tarafı daha faziletlidir. Cenaze namazında tersi nedir? Geri saflar ön saflardan daha faziletlidir. Böyledir. Yani prensip olarak böyledir. Şimdi cenaze namazına duruldu. İmam ön tarafta. Cenaze namazı sadece kıyamı olan, rükûsu ve secdesi olan bir namaz değildir yapısı sebebiyle. Haliyle cenaze namazı şöyle kılınır. Herkes ne yapıyor? Cenaze namazına niyet ediyor. Niyet ettim Allah rızası için cenaze namazını eda etmeye. Tamam.
ve bana uyanlara imam olmaya. Cemaatle niyet ettim Allah rızası için cenaze namazını eda etmeye, uydum hazır olan imama diyor. Cenaze namazında bağırıyorlar. Ne diye bağırıyorlar? Allah için namaza. Peygamber Efendimiz için salavata. Meyyit için duaya. Başka var mıydı? Uydum hazır olan imama. Er kişi niyetine diye bağırıyorlar. Ondan sonra birisi de bağırıyor. O er değildi, albaydı mı diye. Şimdi bunu şunun için söyledim. Cenaze namazında cenazenin erkek veya kadın olduğunu beyana ihtiyaç yoktur. Bu yani er kişi niyetine denmesinin sebebi veyahut da ikazın esasen bir manası vardır. Çünkü cenaze bilinmeyebilir. Yani onun bilim faydası. Bu nerede kendisini gösteriyor? Duada. Dua ederken kadın ise kadın sıygaları kullanıyorsun Arapçada. Dua ona göre. Erkekse erkek sıygaları kullanıyorsun. Allahümme ufir li hayyina ve meyyitina ve şahidina ve gaybidina. Allahümme in kânet muhsineten fezid fi ihsaniha. Ya Rab, o iyi bir kadın ise onun iyiliklerini ziyadeleştir. Hatalar işlemişse hatasını sil diye dua ederken kadın sıygaları kullanarak dua ediyorsun. Erkekse Allahümme in kâne muhsinen fezid fi ihsani. İyiyse ecrini, iyiliklerini güzel ziyade erkek sıygası kullanıyorsun. Bu sıygalar için lüzumlu. Yoksa baştan işte er kişi niye niyet ettim veya kadın kişiye niyet ettim değil yani. Bunu hatırlatmak için size cenazenin erkek veya kadın olduğu hatırlatılıyor. Ama biz onu zannediyoruz. Niyet de bu çok önemlidir. Nasıl olsa cenaze dualarını bilmiyoruz. Her gelene bir Fatiha okuyoruz ve hadiseyi hallediyoruz. Dolayısıyla böyle bir şeye yani ayrıca belki ikazın evet ilanın yine de bilenler için faydası var. Ama bu ilanın erkek mi kadın mı olduğunu ilanın faydası budur. Bir şey daha, her cenazeye tek tek namaz kılınması toplu kılınmasından daha doğrudur. Ama toplu kılınma caiz mi? Caizdir. Peygamber Efendimiz her cenazeyle Hamza'ya kıldığı gibi, yani Hamza radıyallahu kıldığı gibi. Bir de yer olur. Ne gibi? Kabe gibi. Medine-i Münevvere'de olduğu gibi her ölen, çevrede de ölen, Cidde'de de ölen insanı oraya getiriyorlar. Niye? İstiyor ki Mescid-i Haram'ın, Kabe'nin cemaati işte benim anneme de, babama da, kardeşime de, çocuğuma da onlar namaz kılınsın. Orada namazı eda edilmiş olsun. Bu gönül bunu arzu eder. Yani bu da doğru bir şey. Niye böyle yapılır diyemiyoruz. Ama bir de Kabe'ye giden insanlar tek tek kıldığını düşününüz. Yani sabahtan ikindiye kadar cenaze namaz. Biri gider, biri gelir. Onun arkasında ikindi gelir. İkindiye kıl, sonra yola devam et. Hayır, dolayısıyla toptan kılıyorlar. Bizim insanımız da yadırgıyor bunu ama yadırgamazsanız yani insanlar cenaze namazı kılmaktan bıkarlar. Bizim bir kardeşimiz var. Tabii cenazenin taşınması ayrıca insana ecir kazandırır. Şüphesiz. Burada cenazeyi taşımaya kalkarsınız. Siz gidersiniz, omuzunuzdan bir başkası alır, öbürü taşırsınız, belli bir tane başka eller taşımaya devam eder. Şimdi oradaki insanlar cenaze taşıya taşıya bıkmışlar. Ben Türkiye'deki gibi zannettim diyor. Cenazenin sağ tarafını bir aldım diyor, omuzumda kaldı, ta cennetim var. Omuzum koptu, çürüdü diyor, kimse almıyor. Bir daha akıllandım, oralara yaklaşmıyor. Şimdi yani aynı şeyin cenaze namazı kılındığını düşününüz. Yani ondan sonra insanlar farzı kılarlar, oradan uzaklaşır giderler. Böyle olmasa cemaati de çoğaltıyor. Doğrusu olan o. Evet. Başladık şimdi namaza. Dedik ki herkes niyetini etti. Allahu Ekber dedi. Eller kalktı ve bağlandı. Eller kalkıp bağlanınca ilk önce ne okunur? Cenaze namazında Sübhaneke okunur yine. Ve celle senâ'ukû okuyabilirsiniz de, okumayabilirsiniz de. Cenaze namazıyla bir bağı yoktur ve celle senâ'ukûn. Her yerdeki hükmü aynıdır. Yani kaynaklarımızda tekrar özetle söyleyeyim. Okuyan insan men edilmez, okumayan insana oku diye emredilmez. Genel prensip budur. Tamam. Evet evet, aynı. Bu dediğim cümle hem cenaze namazı için geçerli hem normal namazlar için geçerli. Cenaze namazıyla ilgili bir ayrıcalık Sübhane hakkında bilinmiyor, kaynaklarda yer almıyor. Evet. Okuduk Sübhaneke'yi.
Arkasından Allahu Ekber denilir. Hanefiler el kaldırmazlar. El kaldırmadan Allahu Ekber denilir. Tekbir getirilir. İmam tek, cemaat de tekbir getirir. Bu tekbirin arkasından Peygamber Efendimiz'e salatü selam getirilir. Yani Allahümme salli ve Allahümme barik okunur. Tamam. Yeniden imam bunlar bitirdikten sonra Allahu Ekber der. Bu tekbirin arkasından da cenaze için dua okunur. Duanın asıl mekanı burasıdır. Deminki dediğim gibi Allahümme gfir li hayyina ve meyyitina ve şahidina ve gaibina ve zekirina ve unsana ve tagirina ve kebirina diye başlayan güzel bir dua vardır. Allahümme in kâne muhsinen fezid fi ihsanih in kâne muhdiyan fetecavaz anhu ve leqihâ bil cenneti vel büşra vel keramete vel zülfâ diye cenaze hakkında ya Rab onun ecrini ziyade et, hatalarını sil, yani ona mağfiretinle muamele et, onun yerini cennet mekanı olarak hazırla şeklinde başlayan güzel temennilerde devam eden bir dua vardır. Bu dua yapılır. Eğer kadınsa sıygılar kadın sıygasına. Eğer cenaze birden fazla ise o sıygılar çoğula çevrilir. Allahümme in kânû muhsinîne fezid fî ihsânihim şeklinde çoğula çevrilir. Dolayısıyla ön tarafı aynıdır. Yani müminlerin geneline duadır. Allahümme gfir li hayyine. Ya Rab bizim ölümüze, dirimize, yaşayanımıza, kadınımıza, erkeğimize, çoluğumuza, çocuğumuza mağfiret eyle. Yaşayanımızı imanla yaşat. Ölenimizi İslam ruhuyla, gönlündeki ruhunu, imanını kalbinde koruyarak ruhunu teslim al şeklinde genele duadır. Arkasından özele bu cenazeye, önünde namaz kıldığımız cenazeye dua manası taşır. Bu şekilde dua edilir. Arkasından tekrar dördüncü tekbir getirilir. Dördüncü tekbirin arkasından da Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah diye iki tarafa bizde selam verilir. Şafiilerde ve Hanbelilerde, Malikilerde genelde hep tek tarafadır biliyorsunuz. Selam verilerek namazdan çıkar. Bizde birinci yine vaciptir. İkinci onun sünnet, onun tamamlayıcısıdır. Tamam. Cenaze namazı böyle kılınır. Cenaze namazı da halefi olmayan bir namazdır. Eğer cenaze namazını devlet başkanı kıldırmışsa, cenazenin velisi yani mirasçıları, akrabası kıldırtmışlarsa cenazenin ikinci defa kılınması doğru değildir. Yani şöyle diyeyim, İstanbul'da geliniyor, bir namaz kıldırılıyor, köyüne götürülüyor, ikinci namaz kıldırılıyor. Bu doğru değildir. Eğer bir başkaları cenazenin velisi değil veya devlet kıldırmamışsa o zaman velinin cenazesinin namazını kıldırtma hakkı vardır. Anlaşıldı? Ama velinin izniyle kılınan, veli iştirak ettiği bir namazın arkasından cenaze oraya götür, orada bir namaz kıldır, buraya getir, burada bir namaz kıldır. Bu doğru bulunmamıştır, doğru değildir. Bu vebal getirir. Bir şey daha, cenazelerin İslam diyarında bir yerden bir yere taşınması da çok doğru değildir. Öbürü kadar değil de çok doğru, öbürü caiz değildir. Bu doğru değildir. Yani cenaze vefat ettiği yerde, eğer küfür diyarındaysa İslam diyarına getirip Müslüman mezarlarına gömülmesi doğru olandır. Ama İslam diyarında bir yerde vefat etmesi bir cenazenin bir yerden bir yere nakli lüzumsuz masraftan kabul edilir. Lüzumsuz işle uğraşmaktan kabul edilir. Çok doğru bulunmaz. Ama İstanbul'da teşvik ediliyor. İstanbul'da cenaze gömecek yeri kalmadığı için insanlar da hayatta doğru dürüst gitmediği köyünü öldükten sonra görmek için evet temiz hava öldükten sonra almak için yamaçlardan kırları seyretmek için ve benzeri için memleketlerine gidiyorlar. Belki de bunda da ayrıca bir yani cenazede daha önce birbirine görmeyen akrabalar cenaze sebebiyle bir araya gelip böyle köyünü de ziyaret etmiş oluyorlar. Vallahi alem ama genel hüküm deminki söylediğim gibi efendim. Şimdi bunu öyle dert edinenler var ki şimdi oğlu diyor ki babasına veya sofra sırasında vallahi ben ölürsem diyor kendimi memlekete götürmeyi hiç de düşünmüyorum. Baba derhal sopayı alıyor oğlanın peşine düşüyor. Falan bunu asan babasına duyurmak için söylüyor. Babası bu kendini kastetmiyor. Beni de böyle yapacak diye kızıyor. Sopayı çektiği gibi oğlanın peşine düşüyor.
Şimdi bu bazı bir de vakıf ve dernekler var. Onların birinci vazifesi İstanbul'a vefat edeni köye götürmek. Dolayısıyla onlar da işi körüklüyorlar, teşvik ediyorlar. Hadise böylece büyüyor. Takdir-i ilahi, vallahu alem. Şeyimiz bu. Bunu noktaladık. Şimdi seferilikle ilgili bilgiye geleceğiz. Seferilikle ilgili bilgiye geleceğiz. Evet. Buyur. Tabii. Onunla bitirelim o zaman. Seferiliğe hiç girmeyelim. Gıyabi cenaze namazı. Diğerlerine girmiyorum. Sadece ülkemizde olduğu için. Gıyabi cenaze namazı Şafilere göre caizdir. Hanefilere göre caiz değildir. Bu alimler hep ihtilaf etmiş durmuşlar. Kaynağı. Dolayısıyla tekrar ediyorum. İmam Şafii rahmetullahi aleyhe göre cenaze namazı meşrudur, caizdir. Ebu Hanife'ye göre caiz değildir. İmam Şafii Hazretlerine göre cenaze namazı neden meşrudur ve caizdir? Çünkü Allah Resulü yapmıştır. Allah Resulü meşru olmayan bir şey yapmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Necaşi'ye gıyabi cenaze namazı kılmıştır, kıldırmıştır. Dolayısıyla delil budur ve bir uzakta ölen bir insan için gıyaben cenaze namazı kılınır. Tamam. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Mescid-i Nebi'de çevresinde sahabiler de varken bir anda ayağa kalkmıştır. Kardeşimiz Necaşi vefat etti. Onun için cenaze namazına diyerek müminleri Mescid-i Nebi'den almıştır. Bugünkü Mescid-i Gamame. Adını tekrar söylüyorum. Gayn harfiyle Mescid-i Gamame. Gamame bulut demek. Bulut bulut. Üstelik içerisinde yağmur taşıyan bulut demektir. Yani genellikle bulut demektir. Onun bulunduğu yere, o gün orada mescit yoktur. Orası bayram namazlarının kılındığı musalladır. Peygamber Efendimiz bayram namazlarını, cenaze namazlarını ve yağmur duasını orada yapardı. Mescidin. Bu Mescid-i Gamame'nin olduğu yere gelmiştir. Ve Peygamber Efendimiz orada Necaşi önündeymişçesine ona gıyabi cenaze namazı kıldırmıştır. Tamam. Tekrar ediyorum. Mescid-i Gamame o yıllarda yoktu. Mescid-i Gamame ne zaman yapıldı? Ömer İbni Abdülaziz Medine diyorum. Halife olmadan önce Medine valisidir. Yani gidip de başa geçmeden önce Medine'nin valisidir. Medine'de birçok hayra imza atmıştır. Bu hayırlardan bir tanesi de Efendimizle ilgili nerede bir hatıra geçti, herede orada Efendimiz namaz kılmış veya kıldırmışsa oraya bir mescit yaptırmıştır. Bunlardan birisi de Mescid-i Gamame'dir. Mescid-i Gamame musallanın yani bayram namazlarının, cenaze namazlarının kılındığı yere yapılandır. Bir de Mescid-i Gamame neden denmiştir? Efendimiz orada bayram namazı kıldırırken orada bulunduğu sırada hep üzerine bir bulut gölgelerdi. Buna hatıra olsun diye Mescid-i Gamame diye adlandırıldı deniyor. Yağmur duası sırasında Efendimiz daha yağmur duasını bitirmeden bulutlar toplandığı için Mescid-i Gamame diye adlandırıldığını söyleyen ilim ehli de var. Ama Gamame diye tarihten bugüne doğru adlandırılıp gelmesi bu hatıraların belki ikisinin de büyük ihtimalle yaşandığı içindir. İsmini hangisinden aldı? Vallahu alem. Ama bu fiilen doğrudur. Şimdi tabi Ömer İbni Abdülaziz'den sonra yapıldıktan sonra mescit zamanın içerisindeki Ömer İbni Abdülaziz de Hicri 99 yılında halife oldu dedik. 90'dan önce 99'dan önce yaptırmıştır bunu. Yani 90'lı yıllarda Hicri 1. asırda yaptırmıştır. Daha sonraki Osmanlılar geldiğinde aradan uzun bir zaman dilimi geçiyor. Neredeyse çok ciddi bir zaman dilimi geçmesine rağmen bu binalar kalmaya devam ediyor ama hırpalanmıştır. Daha sonra bunu Osmanlı onlarda önceki yıllarda taşı böyle pirket gibi kalıp düz olarak kesme, yontma çok yaygın değildi. Mevcut taşlardan işte duvar örme yaygındır. Osmanlı kesme taşlardan, yontulmuş taşlardan duvar kalınlığı yaklaşık 1 metreyi geçen çok güçlü bir şekilde Ömer İbni Abdülaziz'in yaptırdığı her mescidin yerine onu yenileyerek mescit yapmıştır. Yani
Ömer İbn Abdülaziz'in hatırasını, yaptığı iyiliği tamamlamak istemişlerdir ve hepsini yenilemişlerdir. Yenilerken de ülkemizde yaygın olan kubbe stilini de oraya taşımışlardır. Oralarda kubbe yaygın değilken Mescid-i Gamame'yi de ince, güzel, tek kubbeli yapmamışlardır. Çok güzel bir anlayışla çok kubbeli yapmışlardır. Uzaktan buluta benziyor diye. Buluta benzer bir şekilde yapmışlardır. Adıyla mimarisi uyum sağlamıştır. Böylece kalmıştır. Şu günkü, bugünkü yapısı Osmanlı yapısıdır. Ebu Bekir Mescidi de onun yanındadır. Hazreti Ali Ömer Mescidi, bunlar hep yan yana birbirine yakın mescitlerdir. Bunların içerisinde hala Ömer Mescidi'nde, Ebu Bekir Mescidi'nde, Hazreti Ali Mescidi'nde hep ilk defa Ömer İbni Abdülaziz yaptırmıştır. Osmanlı yenilemiştir. Bugün tekrar ediyorum. Mescid-i Gamame, Ebu Bekir Mescidi, Ömer Mescidi. Bunlar yan yana çok yakın birbirine. Halen Osmanlı mimarisidir. Osmanlı yapısıdır. Hazreti Ali Mescidi sonradan yenilenmiştir. Tabii neler geçti, neler de biraz da büyütülmüştür, yenilenmiştir. Yani onu yenilensin mi istemiştir. İranlıların baskısı var mıdır arzu, çünkü en çok üşüştükleri yerlerden bir tanesi o mescidin olduğu yerdir. Vallahu alem. Ama işlerinden şu anda Osmanlı yapısı olmayan bir tek Hazreti Ali Mescidi var. Diğer bu üst mescid Osmanlı yapısıdır. Daha bunun dışında işte Hendek gazvesi sırasında Efendimizin karargah kurduğu yerler, Hazreti Ebu Bekir'in, Selman'ın, Hazreti Ali'nin, Hazreti Ömer'in karargah yaptığı yerlere hep yine Ömer Abdülaziz cami yaptırmıştır. Osmanlı bütün bunları yenilemiştir. Böyledir. Yine tren istasyonunun içinde var. İç tarafında. İstasyonda Mescid-i Sukya var. Bedir'e giderken Efendimizin konakladığı, namaz kıldığı, kuyusundan su içtiği yerdir. Mescid-i Sukya, zaten sulama mescidi demek. Su takdim etme mescidi demek. O mescid üç kubbeli olarak, Osmanlı yapısı olarak hala orada varlığını koruyor. Hamidiye mescidleri falan sonra olduğu için onları söylemiyorum. Şimdi geri geldik. Mescid-i Gamame'nin olduğu yerde ne yapmıştır? Peygamber Efendimiz Necaşi'ye gıyabi cenaze namazı kılmıştır ve dua etmiştir. İmam-ı Şafii rahmetullahi aleyh de Peygamber Efendimiz bu fiilini esas alarak gıyabi cenaze meşrudur, caizdir demiştir. Ebu Hanife rahmetullahi aleyh ise bu ya Peygamber Efendimiz'e mahsus bir hadisedir. Çünkü Efendimiz kimse ona haber vermiyor, mektup gelmiyor, haberci gelmiyor. Kendisi kalkarak kardeşimiz Necaşi vefat etmiştir diyor. Cenaze namazına kılmayı insanlara o davet ediyor. Ve sanki önündeymişçesine cenaze namazını kıldırıyor. Bu diyor Resulullah'a mahsus bir hadise olsa gerektir diyor bir. İkincisi Necaşi'nin öldüğü diyar Hristiyan diyarıdır. Hristiyan diyarında ölen bir insana Efendimiz o da cenaze namazı kılmayı uygun görmüş olabilir. Bundan dolayı kılmış olabilir. Bizim buna diğer cenazeleri kıyas edebilmemiz için aynı şartları taşıması gerekir diyor. Aynı şartları taşıması gerekir. Dolayısıyla edemiyoruz diyor. Yani kıyası yapamıyoruz. Çünkü Efendimiz mesela mektup gönderdiği insan Müseylimetül Kezzab tarafından şehit edilmiştir. Hem de yani çok acı işkenceyle şeydi. Her seferinde bir tarafını koparıyorlar. Şimdi tekrar diyorlar. Söylediğinizi duymuyorum diyor. Şey olarak. Ben Muhammed hakkında ne dersin diyorlar ona. Ne diyor? Allah'ın Resulüdür, peygamberidir, Hatemün Nebiyyindir diyor. Benim hakkımda ne dersin? Kulaklarım duymuyor diyor söylediğini. Söylediğin kulaklarından içeri girmiyor diyor. Her seferinde bir tarafını kopararak tekrar tekrar söylüyorlar. Geri adım atmıyor aziz insan. Bütün o acıya rağmen tahammül ediyor ve şehit oluyor. Peygamber Efendimiz mesela bunun için kılmamıştır. Dua etmiştir ama kılmamıştır. Cafer-i Tayyar şehit olmuştur. Yanında filizlenip yetişen Zeyd ibn-i Harise Mute'de şehit olmuştur. Çok sevdiği, takdir ettiği aziz sahabi yine Abdullah ibn-i Revaha uzak diyarlarda şehit olmuştur. Nice insan şehit olmuştur ama Efendimizin Necaşi'den gayrısına gıyabi cenaze namazı kıldığına dair bize hiçbir bilgi gelmiyor. Zaten İmam-ı Şafii veya gıyabi namazı caizdir diyenler de bunu iddia etmiyorlar. Efendimizin tek gıyabi cenaze namazı vardır. O da Necaşi'ye kıldığı gıyabi cenaze namazıdır. Hanefiler dolayısıyla buna kıyas doğru değil diyorlar veya bu nesedilmiştir diyorlar. Vallahu alem. Dolayısıyla gıyabi cenaze namazının caiz olduğu, devam ettiği kanaatinde değildir Hanefiler.
Şimdi devam edip geliyorum. Yani daha sonra gıyabi cenaze namazı nadir olarak kılınmıştır. Hanefilerde de. Nadir olarak kılınmıştır. Hatta gıyabi cenaze namazı bir alim için, bir insan için kılınmışsa o tarihe geçmiştir. Hakkında gıyabi cenaze namazı kılındı diye. Birçok İslam aleminin birçok yerinde kılındı diye kayda geçmiştir. Ama Osmanlıların veya Hanefilerin öyle diyelim gıyabi cenaze namazında da takip ettikleri bir edep vardı. Neydi? Öne Hanefi olan bir imamı geçirmezlerdi. Öne bunun doğru olduğuna, caiz olduğuna daha iyi mutmain olan Şafii bir imam geçirirlerdi. Ona tabi olarak ne yapar? Çünkü gıyabi cenaze namazı nadir insanlar için, uzakta ölen insanlar için kılarlardı. Böyle devam etti son devre kadar. Son devirlerde cenaze namazı kılma, gıyabi cenaze namazı kılma siyasi gösteriye dönüştü. Bunu tenkit için söylemiyorum ama çoğaldı. Yani bu ölçüler kayboldu bu sefer. Yani bu şeyler ilme istinaden değil, inadına cenaze namazına dönüştü. İnadına bu şekilde birçok cenaze namazları bu şekilde kılınıyor, bu şekilde yerine getiriliyor. Tamam yani bir araya gelinsin, birlikte gıyabi cenaze namazı kılmak yerine gelin, şu kardeşimize uzak diyarlarda vefat eden veya şehit edilen veya Filistin'de olan veya Afganistan'da şehit edilen, şurada şehitlerin kardeşlerimize toplu dua edeceğiz. Bütün bunlar olabilir ama gıyabi cenaze namazının bu şekildeki organizeleri çok doğru değildir. Benim de sevdiğimle takdir ettiğim kardeşlerimize gıyabi cenaze namazını bizim kıldırmamızı istediler, ben razı olmadım. Yine bakınız duaya gelirim ama böyle bir gıyabi cenaze namazını kıldırmam dedim. Daha sonra o kardeşlerimizin cenazeleri bulundu, İstanbul'a getirildi, cenazesini ben kıldım, ben namazını ben kıldım, yani bedeni gelince ben kıldırdım. Ama ondan öncekine razı olmadım. Dediğim gibi yani bu bir prensiptir. Bu nevi duygular ve düşüncelerle prensiplerin, bilgilerin, ilim ifade etmesi gereken şeylerin sarsılması ve gösteri haline getirilmesi doğru değildir. Tekrar ediyorum, gösteri haline getirilmesi derken bunu çok suçlayarak söylemek istemiyorum. Suçlamıyorum da. Ama giderek asıl ilmi merci ve ilmi üslup ve edep kendi çığırından çıkıyor, çıkarılıyor. Öyle olmamalı. Meşru olanı yapalım. Yani dediğimiz gibi toplanalım, toplu olarak dua edelim. Belki dualarla amin seslere meydan inlesin. Bu da bir üsluptur ama ilim böyle hırslara veya karşımızda işte inadına, gösteri haline dönüştürülsün. Arzu etmiyorum, doğru da bulmuyorum doğrusu. Bazen de gerekiyor, bazen de şöyle gerekiyor. Askeriyenin içerisinde cuma namazı olmaz. Neden olmaz? Askeri herkes gelmiyor. O cami herkese açık değil. Yani garnizonun kapısından içeri kimse giremiyor. Ama biz cumaya inadına toplu giderdik. Niye? Cuma cemaat taşıyacak, mescidi dışarılara dolduracak, şey olacak diye. Bunun lüzumuna inanıyorum. Giderdik, sonra da işte zuhur ahirin tam yeri orası. Namazımızı kılardık. Ama bu ayrı bir duygudur. Biraz merasime çevrilmesi ayrı bir duygudur. Çünkü ölçü kayboluyor bu sefer. Yani herkese açık bir kapı var. Herkese kapı açıksa açık kapı vardır. Herkese kapı açık değilse kapı açık değildir. Diyeceğim o. Bizim gibi inadına kılıyorsa bilmem, rap rap gidip rap rap dönüyorsa çok tatlı oluyordu. Hayırlısı diyelim. Ölçü o. Yani bize verilen ölçü o. Ben noktaladım. İnşallah yolculuğa sonra çıkarız. Cenaze namazı da demin onu söyleyeyim. Halefi olmayan bir namazdır. Cenaze namazına yetişemeyecek, eğer abdese yetişemeyecek insan da bayram namazında olduğu gibi teyemmüm alarak cenaze namazına iştirak edebilir. Bir şey daha var cenaze namazında. Çok doğru olmamakla beraber, saf nizamına uygun olmamakla beraber cenaze namazında bir kadın erkeğin hizasına dursa rükulu ve secdeli namazda olduğu gibi namazı bozmaz. Yani cenaze namazında kadın erkek aynı hizaya dursalar Hanefi fıkhında da bu namazın bozulmasına sebep olmaz bu duruş. Ama normal saf adabına aykırıdır. Bu ayrı bir konu.
Tamam. Noktaladık. Sorular yoksa hemen kaçayım. Gelin. Şuradan başlayalım. Hanefi mezhebine mensup bir imamın hutbenin sonundaki Türkçe duayı okuması ve cemaatin buna amin demesi doğru mudur? Cevap mekruhtur. Anlaşıldı mı? Yani duayı Türkçe aleni yapması ve cemaati amin demeye zorlaması imamın mekruhtur. Böyle bir talimat geldi. Talimat gereği bunu hep yapıyorlar. Ben Hanefi mezhebine tabiyim ama bazı meselelerde delilinin daha sahih oluşuna kanaat ettim. Meseleler diğer mezheplerin görüşünü alabilir miyim? Bu derece bilgin var ve araştırma yapıyorsan, hakikaten haklı olduğuna da gönlün delillerle inanıyorsa bu daima kapı açık. Ama bu bilgiye sahip iseniz. Cuma namazında hutbe okunurken namaz kılınması doğru mudur? Bu da mekruhtur. İza sa'idel hatibul minbere, hatip minbere çıktığı zaman fela salate, namaz da yoktur. Ve la kelame, konuşma da yoktur. Yani imam hutbedeyken cemaate düşen dinlemektir. Hatta Efendimiz bir başka hadis-i şerifinde konuşan birisine öbür insan sus diye işaret etse, sus dese bu bile boş sözdür diyor. Yani kendi işine bakacak, dolayısıyla namazına ve hutbesine kulak kesilecek. Cenaze namazını kılarken cenazenin yerden yukarıda olması doğru mudur? Doğrudur. Yerden yukarı olmasa göğüs hizalarında bulunması daha doğrudur. Yerde olması gerekiyor mu? Hayır, gerekmiyor. Biraz daha yüksekçe olmasa daha doğrudur. Hani Nasreddin Hoca'ya sormuşlar cenazenin neresinde durayım diye. Yani tabutun içinde durmadı demiş. Neresinde dursun? Özürlü bir kimse öğle namazı vaktinden önce aldığı abdestle öğle namazını kılabilir mi? Bu öğleye mahsus, Ebu Hanife'ye göre kılabilir. Tamam. Çünkü onlara göre vaktin girişi ne yapar? Girişi abdesti bozar, çıkışı değil. Evet. Dikkat ederim ki bizlere küçüklüğümüzden beri zamm-ı sure öğretilene siz damm-ı sure diyorsunuz. Dat harfiyle de onlar. damm-ı sure diyorsunuz. Peki Ramazan yerine neden Ramazan demiyoruz? Doğrusu Ramazan. Ramazan Kerim, o da öyle. Dil alıştığı için belki. Bildiğim kadar dünyada bir tek Türkiye'de böyle deniyor. Türkiye'de değil, Pakistan'la Afganistan'da böyle diyor. Dadı zı kullanıyor. Ama Arap alemi demiyor, öyle diyelim. Bu dili asıl kullananlar dadı zı şeklinde okumuyorlar. Ayrıca namazlarda, Fatiha'da da sıkıntı var. Doğru, yani haklısınız. Ne diyelim, doğru size acemini desin demiş. Cuma namazının kaç rekat olduğunu tekrar sayar mısın? Cuma namazı 4 rekat ilk sünnet, 2 rekat farz, 4 rekat son sünnet. Nokta. Bu kadar. Cenaze namazında kaç tekbir vardır? Bir iftitah tekbiri. Ondan sonra yani arkasından bağlıyorsunuz. Sonra tekbir alıp ne yapıyorsunuz? Yani iftitah tekbiri 1. Arkasından Sübhaneke. İkinci tekbir alıyorsunuz. Salli barik. Üçüncü tekbir alıyorsunuz. Evet, cenaze namazı. Dördüncü tekbir alıyorsunuz, selam veriyorsunuz. İftitah tekbiriyle beraber 4 tekbir var efendim. Tamam. Cenaze namazında tekbir alınan yerlere bir daha izah verebilir misiniz? Böyle. Söyle. Okumadan cevabını vermişiz. Tamam. Şafii mezhebine göre seyir secdesi nasıl yapılır? İnşallah yani bunu seyir secdesini bir daha anlatayım. Cuma namazı Şafii mezhebine göre farz mıdır? Elbette ki. Yani bu şey fayda umumi olsun diye. Demek ki şey var. Şafii mezhebine göre bir seyir secdesi nasıl yapılır? İnşallah bunu unutmayalım mı? Bunu ben şöyle ayırayım. Onu inşallah bir tarif edeyim. Bir araya gelince tarif edeyim. Cuma namazının ilk sünnetine yetişemeyen hutbeyi dinledikten sonra sadece 2 rekat farz kılıp kalkan son sünneti ve zuhrayı kılmayanların durumu. Zuhru ahiri kılmayan ihlaf, yani cuması sahihse bir şey demedik, değilse sıkıntı.
Öyle diyelim. Ama sünnet kılmayan nedir? Sünneti terk ediyordur. Ecrinden mahrum oluyordur. Devamlı terk ediyorsa vebal gelir. Nafile namazlar cemaatle kılınır mı? Kılınabilir. Teheccüd diyecek. Teheccüd evvabine. Kılınır mı? Kılınabilir. Caizdir. Evet. Peygamber Efendimiz biliyorsunuz teheccüd kılarken gidip ona uyuyorlardı. Abdullah İbni Abbas gitmiş uyumuştur. Neden? Peygamber Efendimiz'in halası Meymune'nin evindedir. Yani dolayısıyla Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh gitmiş uyumuştur. Neden? O sırada Peygamber Efendimiz ablası olan Hafsa'nın evindedir. Dolayısıyla Efendimiz'e böyle uyuyorlardı. Esma radıyallahu anh'a yine uyumuştur. Kısaca Efendimiz'e uyuyorlar. Hatta şey hadise odur. Allah Resulü'nün gittim sol tarafına namaz kılmak için durdum diyor. Çocuk yaşlardadır. Efendim beni oradan aldı diyor. Sağına durdurtturdu. Dolayısıyla biz oradan bir şey tek kişi imamla beraber namaz kılacaksa sağına hizasına durur bilgisini de onun verdiği teheccüdle ilgili namazdan. Yoksa Efendimiz far namazı kıldırıyor da bir insan vardı o da oydu. Değil. Namazı kılın. Evet. Sağda durur. Şimdi yani bu ayrıca tek kişi sağ durur normalde. İki kişi daha insan gelmeyecek ise iki kişi baştan varsa imamın arkasına durur. Baştan bir varsa sağına. İkincisi geldi soluna durur. Yalnız nerede? Başka insan gelmeme ihtimali olan evde kılıyorsunuz. Biri sağına biri soluna durdu. Ama camidesiniz başka insanlar da gelip uyuma ihtimalleri yüksek. O zaman ne olur? İkinci gelen insan imamın arkasına durur, onun omzuna geldiğini belli edecek şekilde dokunur, o da geri çekilir. Niye? Üçüncü, dördüncü insan geldiğinde, şimdi burada ne oluyor? Sola da kimse solu beğenmiyor. Solculara kafamızı taktık bir kere, gelen imamın sağına duruyor, ikinci gelen onun sağına, üçüncü gelen onun sağına, imam burada sağ taraf duvara kadar dolu. Şimdi tek kanatlı oluyor. Şimdi bu olmasın diye 3-4 insan geri çek doğru olsun diye ikinci gelen insan camideyse öndekine dokunur, geldiğini belli eder veyahut da Allahu Ekber der sesiyle tekbir alıp uyarken belli eder. Öndeki insan da onun yanına geri çekilir. Sonra imamın arkasında sağa sola doğru uzar. Normal cemaat namazı budur. Evet. Çakacağım tokada şey vardı. İnternette bir şey vardı. İnternetteki daha tuhaf. Geriye tek kişi de saf olmaz. Duruyor, öndekine dokunuyor. Adam geri geliyor, bu onun yerine geçiyor. Allahu Ekber duruyor, bu dışarıda kalıyor. O da omzuna dokunuyor, çakıyor tokadı. Şey değil, geri gelmiyorsa bu bilmiyor demektir. Yani siz gene üçüncü, dördüncü insan gelme ihtimali varsa, mesela kapıdan giriyordu, ayakkabısını çıkarıyordu, abdest alanı gördünüz gelecekti. İmamın gerisine durun, sizin yanınız büyüsün. Doğru olan odur. Evet. Bayram namazında mesbuk olmak var mı? Var. Var. Yani nerede yetişirsen yetişemezse kazaya kalsa ve kazaya kalmaz bayram namazı gitti mi gider. Onun için halefi yok dedik ya kaza kalacak olsa şey o zaman caiz olmaz. Ne der? Teyemmüm caiz olmaz. Kazası yoktur. Cemaatte kılınan namazda seferi olan kadın bir rekatın sünneti seferi olan kadın 4 rekatın sünneti nasıl niyet eder? Bir şey anladıysam Arap olayım derler ya. Şimdi seferi olan kadın rekata nasıl yani niyet ettim Allah rızası için namaz yani seferi şu anladığım şu yani cemaatle kılınan namazda diyor hem cemaatle kılıyor hem 4 rekatın sünnetine nasıl niyet eder? Cemaatle beraber nasıl kılınıp da 4 rekat sünnet oluyor? Şimdi şöyle diyelim. Yani sünneti için ayrı bir niyete şey yok. Sünnet Allah rızası için deyip adını bile söylemeden niyet edebilirsiniz. Cemaatle kılınan namaz yani şöyle sanki varmış da cemaatle iştirak etmiş. Cemaatle beraber namazı tamamlamış. Sonra sünneti nasıl kılacak herhalde? Herhalde öyle olsa gerek. Normal yani niyet ettim Allah rızası için der ve namazını kılar. 4 rekatlı demesine lüzum yok. 2 rekatlı demesine lüzum yok. Nasıl sünnetse öyle kılar. Zamanı darsa sünneti 2 rekatta kılabilir. İnsanın ailesine tebliğ etmesi nasıl olmalı? İnsanın ailesine tebliği çok zordur. Bir kere oradan başlayalım. Anneye, babaya, kardeşe, hele de babaya karşı.
Anneler iyi yavrum derler, geçiştirirler. Baba otorite kabul etmez genellikle. Kardeşe nasıl anlattığında küçümseyip tepki alıyorsan ne yapmalıdır? En güzel, sen güzel yaşa, güzel davran. Seni göre göre ibret alsınlar. Yoksa evet, söz geçirmek kolay değildir. Yerine getirmek de kolay değildir. Evet. Kalkıp dörde tamamı, yani imama mukim olan, imama seferi olan insan uyduğunda namazı dönüşür. Tekrar ediyorum. Şöyle diyeyim. Söylediğiniz şu: vardık imama, uyumuştuk. İmam biz oturduğumuz o rekatta selam verdi. Evet. Ve biz ayağa kalktık. İmam mukim oldu ve biz mukime uyduğumuz için namaz dört rekata dönüşür. Ve biz kalkar baştan kılıyormuş gibi dört rekat kılarız. Evet, aynen öyle. Yani ilk iki rekatta Fatiha, Damm-ı Sure, üçüncü ve dördüncü rekatta sadece Fatiha okuyacağız. Tamam? Normal namaz kılı. Yalnız biz cemaate uyduk, cemaat ecri aldık. Namazımız da seferi olmamıza rağmen neye dönüştü? Mukim namazına dönüştü. Anlaşıldı? Dört rekat kılacağız. Kılacağız, normal namaz gibi kılacağız. Şimdi bak, şimdi imamla beraber bir tahiyyat okudun. Evet. Tamam, kalktın. Fatiha, Damm-ı Sure, Fatiha, Damm-ı Sure oturdun. Tahiyyat, teşehhüd, kalktın. Fatiha, Fatiha oturdun. İşte tahiyyat, teşehhüd, salavat, dualar, selam. Böyle. Ha, tamam. Evet. Yani, evet. Tamam. Benim hayattayken sevdiğim, değer verdiğim... Tamam işte. Tamam. Anlaşıldı da Cenab-ı Hak hayırlısı. Hadiseler ne getirecek, ne olacak? Yani Rabbim biliyor. Değil mi? Takviye, sarık cübbe ile namaz kılmak sünnet midir? Sünnetleri, yani namazın faziletini artırır. Öyle diyelim. Evet. Takke giymeyen imamın, ben imamın arkasında namaza durulur mu? El cevap durulur. İmamlık yapanın zihniyetine bakılır mı? Bakılır. Şöyle diyeyim, zihniyetine bakılır mı derken, bakınız şöyle. Bir, Efendimiz sallu külle halfe birin ve facirin. İnsan müttaki olsun veya kusurları olan insan olsun, arkasına durun, namaz kılın diyor. Bu normalde cemaati terk için imamın hoşuna gidilmemesi bir sebep, bir vesile değildir. Bunu evvela bir şey yapalım, yani ayırt edelim. Ama şöyledir, bir insan düzenli beş vakit namaz kılmak için inandığı, gönlünün sevdiği, istikametine inandığı, takdir ettiği bir hoca efendiyi seçip onun peşinde namaz kılabilir mi? Buna da hakkı vardır. Onun için müttaki insanların arkasında cemaatin çok olması çok çok güzeldir. İnsanları da böylece iyiliğe, hayra, takvaya teşvik edicidir. Ama bir cemaate terk ayrı şeydir. İnsanın devamlı peşinde namaz kılacağı insanı seçmesi ayrı bir şeydir. Bu yüzden dolayı hoşuna gidilmiyor bile olsa bir camideseniz ve o camide namaz için kamet getiriliyor, İnsanlar hoca efendinin arkasına saf bağlamaya hazırlanıyor, siz camiyi terk ediyorsunuz. Bu doğru değildir, bu mekruhtur. Bu bulunmamıştır. Ama baştan insan kendi istediği, arzu ettiği yeri seçerek gidip ona orada namaz kılabilir. Böyledir. Şimdi takke giyme eskiden olsaydı bu konuda daha sıkıntılı konuşurdum. Çünkü bu ümmet öyle bir devir geçirdi ki eskiden baş açık olmak, yani sokakta bile şu anda bizim olduğumuz gibi baş açık olmak illeti edepten sayılırdı. Normal değildi. Gün geldi yiğitlikten sayıldı. Niye? Şapka inkılabı amir bir kanun idi. Başı açık gezebilmek o kanuna dik duruşun ifadesiydi. Karşı koyuşun ifadesiydi. Kabullenmeyişin ifadesiydi. Yiğitlik sayıldı. Ve zamanla insanlar bu sefer baş açıklığa alıştı. Kimse şapka da giymiyor. Şu anda şapka giymeyen herkes, hepiniz suçlusunuz. Cumhurbaşkanı da suçlu, başbakanı da suçlu.
şu da suçlu, bu da suçlu. Giymek zorunda herkes. Bir zamanlar talebeler, ortaokul talebeleri bile şapkalıydılar ben ülkede. Herkes şapka giyer gider. Evet. Daha neler neler. Hep şapkalı giderler, şapkalı gelirler. Ellerde şapka, şapkalar birbirine fırlatırlar. Kavga öyle devam ederdi. Bu yani son derece gülünç bir hal idi ama gülünç hal geldi geçti. İnanın dalga geçmişlerdi bu milletle. Makaleler yazılmıştır aleyhine. İstanbul'a gidin. İstanbul'a herkes kafasına büfetör geçirmiş. Laf aramızda erkekler kadın, kadın erkek fotoğrafı geçmiş. Onu bile anlamıyorlar. Diye dalga geçirmiştir bu insanlarla. Şapka dolu gemi bu İstanbul'un rıhtımına çekilmiştir. Ağzına kadar şapka. Neyi bekliyor gemi rıhtıma? Önceden yaklaşmış. Şapka kanununun çıkmasını bekliyor. Haber verilmiş. Gemi doldurulmuş. Getirilmiş rıhtıma dayanmış. Şapka kanunu çıkıyor. Alel acele bütün gümrükten geçiriyor. Bütün millet bulduğu şapka, kadın olsun erkek olsun, kağıttan olsun, bezden olsun, naylon, nereden bulduysa kafasına geçirmiştir. Bir milletin bu şahsiyetiyle oynamadır ama oynanmıştır. Dolayısıyla yani buna karşı geldi insanlar, başındaki sarığı çıkarıp şapka giymedi diye kelleler gitmiştir, başlar gitmiştir. Nice kıymet bunun için canını vermiştir, bu ülkeyi terk etmiş gitmiştir. Nokta 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 denecek çok cümle var. O devirde yiğitlikten sayılmıştır. Bugün artık normal karşılıyoruz. Biraz daha hoş karşılıyoruz. Şeyden değil. İnşallah yani küçüklükten de alışmak lazım. Alışmadan da o kadar kolay olmuyor şey olarak. Yani biz sarı takdir ederiz. Teşvik ederiz. İnsanlar öyle giymelidir. Öyle etme. Hele ilim ehline de yakışan odur. Ama bu konuda çok fazla titiz değiliz. Yani olmazsa olmazlardan gözüyle bakmıyoruz bu sebeplerden dolayı. Seher ayı belalı, seher değil de safer ayı, sefer de değil, safer ayı belalı ay mıdır? Belalı ay, buna belalı diyenlerdir. Yani belalı ay değil, bir de arkasında ı takısı var, buna belalı diyenlerdir. Efendimiz İslam'da safer de yoktur, uğursuzluk da yoktur, kuş uçurtma da yoktur diyor tıyrate. Kuş uçurtma ne demek? Kuşu havaya, güvercinciler vardı ya bizde de, kuşu havaya salıyorlar. Kuş sağa doğru uçarsa uğurlu, sola doğru uçarsa uğursuz. Ne tarafa doğru kanat çırparsa gibi. Böyle şeyler İslam'da yoktur diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Efendimiz bu ayda mı hastalanıp ölmüştür? Bu nereden? Nereden çıkardı? Nereye olursa olsun yine. Şimdi... Bu doğru değildir. Yani eğer yani zikir çekilecekse çekilsin, dua edilecekse edilsin ama bir aya bütünüyle İslam'da hiçbir zaman uğursuz denmez. Yani İslam'da uğur ve uğursuzluk kavramı hepten yok demeyeyim ama bu aylarla, günlerle ilgili olarak yoktur. Başka konularla ilgili olduğunu Peygamber Efendimiz söylüyor. Mikrofondan ezan okunmak caiz mi? Evet caiz. Onunla dinlemek ve bal getirme hayır getirmez. Dinlemek güzeldir. Melekleri kanatlı olarak tasvir edilir mi? Evet, yani Cenab-ı Allah meleklerin kanatlı olduğunu söylüyor. Dü ecnihatin diyor. Yani ama kanatlarını iki mi, dört mü, ne kadar? Vallahu alem, biz de bilmiyoruz. Yine Peygamber Efendimiz ilk defa Cibril'i gördüğünde bütün ufku dolduruyordur diyor kanatlarıyla. Dolayısıyla melekler kanatlıdır. Bu bilgi bize geliyor. Ne kadar kanatları var ve kanatların şekli nedir? Vallahu alem. Böyle bir bilgi bize gelmiyor. Alışverişten sonra fiş almasak onların vergi kaçağına ortak olmuş olur muyuz? Vergilere ne diyor? Verginin hükmü neyse kaçırmanın hükmü ona göredir. Vergiler adaletli olursa, doğru olursa o zaman başka söyleriz. Yani bu devrede bu kadar vergiyle biz işte şuydu buydu yani vergi kaçırana veya adaletsizliğe karşı tavır alana bir şey diyemiyoruz. Hakkı olan da verilmelidir. Yani bir insan bu konuda kişiler kendi gönlünden fetvalı almalıdırlar. Bizden değil. Evet. Hocam iki duyurumuz var. Bir soru daha sesli var. Evet. Sesli mesaj. Şimdi ehli sünnet tabii çıkabilir. Yani kimse kendi omzuna dokunmadan çıkabilir.
Daha doğru olan budur esasen. Yani hissetti ki cemaat geliyor. Ne olur geriye gelir. Dolayısıyla ne yapar? Gerideki yerini alır. Bu doğru bir davranıştır. Yani omuza vurulmasını beklemekten daha doğru bir davranıştır. Öne ehli sünnet olmayan birisi geçti. Ehli sünnet şimdi herkes birbirine ehli sünnetsizlikle itham ediyor. Kendine ehli sünnet. Eğer böyle değil, gerçekten bidat ehli dediğimiz, namazı arkasına namaz kılması caiz olmayacak derecede ve zihniyette görmüşsek durmayabiliriz. Buna hakkımız var. Buyur. Buna karar veremiyorsak, yani mümin, müminin halini salaha hamleder. Bu prensip devreye girer. Yani biz ilk önce öne geçen insanın normalde namaz kılması ve kıldırması caiz olan insan olarak bakarız. Yanılabiliriz. Bu yanılgımızdan dolayı mesul değiliz. Ya Rab ben iyi niyetle düşündüm. Adam sonradan baktım ki mikrobun tekiymiş diyebilirsin. Ama o namazın namazdır. İlk önce bize düşen iyiye hamletmek ve iyi tarafından düşünmektir. Bu böyle yanılmak öbür türlü yanılmaktan daha iyidir. Ha kıraatında sıkıntı var ise yani kıraatı namaza sahih olmayacak derecede ise caiz değildir. Ümminin yani ilim ve tahsil görmemiş olan insanın kıraat alimine bilen insana imameti bu açıdan mekruhtur, doğru değildir. Şimdi yani kıraatı daha belli değil. Öyle mi? Ya biliyor uymayacaksınız. Eğer kıraatı namazı bozacak şekildeyse uymayacaksınız. Belli değilse uyabilirsiniz. Namaz içinde anladığınız o kıraat farklılığının yanlış okumaların namazı bozacak derecede olduğuna inanıyorsanız namazınızı iade edeceksiniz. Değilse değil. Evet yani bu onlarla beraber kılmak doğru olandır. Sonra iade doğru olandır. Ben o şekilde maalesef bir bedeviye uydum. Namazı nasıl kıldırdı Allah biliyor artık. Yani ömrümde herhalde terk ettiğim, cemaate uyduğum halde terk ettiğim namazdan bir cesaretli de hiç olmadık yerlerden de okuyor. Kafasını, gözünü yara yara, gıra gıra halletti meseleyi. Tabii sonra iade etmek zorunda kaldık. Öyle. Evet yani çok başına geldiyse biraz şey... Bir yerde ezan okunuyor. Baktık hiçbir yerde ev yok. İleride çadırlar var. Çadırların arasından geliyor ezan. Bir baktık askeri çadır. Tabii ortaya sermişler seccadeleri hazırlamışlar. Daldık askeriyenin içine. Ondan sonra vardık askerlerin arasına biz de durduk. Şey olarak tabii öne geçti. Albaydı namaz kıldıran. Namaz kıldırdık. Yani nasıl diyeyim subaylardan bir tanesi müezzinlik yapıyor. Tabii inanın yani ne gün böyle bir manzarayı biz yaşayacağız dedik. Yani askerlerin bütünü saf saf oluyor. Komutanları öne geçiyor. Vallahi o gün bütün askerlerle musafahalaştık. Türkiye'den geldiğimizi söyledik. Bilmem ne yaptık. Arapçayı da yeni söktüğümüz günlerdeydi. Dolayısıyla ilk vardığımızda bizi epey bir yedirdiler, içirdiler, doyurdu. Neşeli oluyor. Arabistan'da. Bir hizmet, sahra asker ekibiymiş. Dolayısıyla sahralılara ortak olduk. Onun gibi yani farklı tecrübeleri, farklı şeyde yaşarsanız iç içe yaşama imkanı oluyor. Gidip de bir bedevi imam diye bulursanız da öyle oluyor. Tamam. Boşuna uğraşma. Namazı iki rekat kılacak. Seferiye daha gelmedik ama namazı iki rekat kılacak. Boşuna farklı fetva koparmaya çalışma. Sünnetleri kıl.